Gülcemal! Gelmeyecek misin? Çok özledim seni. Çok özledim. Geldim. Anne, sen beni seviyor musun? Çok. Çok seviyorum. Sana söyleyemedim ama çok seviyorum. Çok. Oğlum. Oğlum geldi. Oğlum geldi. Teşekkürler. Gel güzel kızım benim. Şimdi önce kahvaltı edeceğiz. Tamam mı anneciğim? Sonra da uyanmış da gelmiş benim müjümü uyanmış, babasının yüzük parmağımı uyanmış. Oh. Oh. Babası bugün biraz huysuz müjümüz. Hı? Kim? Benim müjüm. İftira. Asla olmaz öyle bir şey. Bak bakayım bana, ben şimdi anlarım. Benim güzel kızım, benim müjüm, benim kirpiğim. Ne oldu bakayım sana? Söyle bakayım. Annem bana dondurma vermedi. Bak. Ha yine anne. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Bu asla kabul edilemez. Dur bakayım nasıl yapabiliriz? Ya kızım, güzelim. Bak ben o dondurma sana almaz olur muyum ben? Aç karnına istiyorsun, kalkmaz. Hmm. Kardeşim bak benim bir fikrim var, söyleyeyim mi sana? Baba kız arasında. Bak şimdi şöyle yapacağız. Kahvaltı edeceğiz böyle ama böyle mokur kocaman yiyelim. Sonra dondurma. Ne şefim? Niçin yerim kız yerim? Bakayım öyle, koklayayım bakayım öyle. Pes, bu eller yıkanmamış. Önce eller yıkanacak, sonra sofraya oturacağız. Demedim mi ben sana? Yıka bakalım ellerini. Gel, şimdi abla ellerini yıkasın, tamam mı? Ellerini hemen yıkayalım. Sonra kahvaltı, hadi bakayım. Ben iyi ki varım ben ya. Ya yine Mert Çakır, ailenizin avukatı bu uzlaşmacı tavrıyla yine bir problemi daha. Hain haline mi dedin hocam sen? Hain mi dedin sen? Sana bunun yalnız hesabını çok fena sorarım. Sorsana. Oğlum nerede? Oğlum. Ay anne, oğlum. Aklım çıktı. Oğlum. Oğlum nerede? Nerede? Oğlum nerede? Oğlum geldi. Anneciğim. Anneciğim. Ha. Bak konuştuk ya canım benim. Hatırlamıyor musun? Ne? Akşam gelecek Armağan. Uçağa akşam inecek. Armağan değil, Gülcemal. Gülcemal geliyor. O geldi. Ben onu çok bekledim, o geldi. Aklın karışmış yine senin. Aklım falan karışmadı, geldi o, geldi. Ben biliyorum geldi. Burada mı? Hayatım bir doktora yine götürsek mi? Bu ilerliyor belli ki yani. Aldım randevu zaten, götüreceğim bu hafta. Bana bak, benim aklım başımda. Ben aklımı kaybetmedim daha. Geldi diyorum sana, geldi o. Nerede? Anneciğim. Rüya mı gördün bakayım sen yine? Ha, ben rüya görmedim. Gülcemal geldi diyorum. O geldi, biliyorum, gördüm. Canım benim. Abim gelemez. Neden? Gelemez anne. Yani ben de çok isterim geri dönsün ama dönemez anneciğim. Neden? Çünkü abim öldü. Olur mu hiç? Hayır, ben gördüm, ben onu çok bekledim. Ben biliyorum, ölmedi, öyle bir şey yok. Ben biliyorum. Anneciğim, bak yıllar oldu. Bak 5 yıl geçti neredeyse üstünden, ne olursun. Üzülmesin, ağlamasın. Sen niye ağlıyorsun? Sana da mı dondurma vermediler? Aslanım benim. Aslanım. Aşkım gel. Hocam. Allah bir insan hiç değişmez mi arkadaş? Ceketini giymiş çıkmış yine piyasaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. En sona biz kaldık. Hadi. Çok uğraştı o resim. Şuna bak bunun sen. Ne bu? Ben dışarıdaki hazırlıklarla ilgileneyim o zaman. Konuklar gelmeye başlar. Daha erken değil mi? Evet erken ama sizden önce bir bey geldi. Açılışa kadar beklerim dedi. İyi misiniz? Ha? İyiyim. Tamam siz ilgilenin o zaman. Bir tek sen eksiksin. Herkes burada, bir tek sen yoksun. Deva, gelsene yanımıza. Ha. Bir tanem ne oldu sana? Sen niye böyle üzgünsün? Gülcemal şimdi burada olsa, hepimizi böyle bir arada görse çok mutlu olmaz mıydı? Hı? Olurdu. Olurdu ama o gittiği için zaten böyle herkesi bir araya toplayabildi ya. Resmen sihirli bir değnekle bütün hayatımıza dokundu. Bazen düşünüyorum böyle yaşasaydı şu an, hayatta olsaydı. Hı. Ve hayatlarımız eskisi gibi öyle sıkıntılı bir şekilde geçecek olsaydı. Hı hı. Bunu kaçımız dilerdik? Hepimiz. Annen de. Evet. Annen nerede? Zafer Hanım'ı niye getirmediniz? Emrullah'la bıraktık. Niye? Deva annem çok kötü durumda. Dünden beri kendine gelemedi. Sürekli ağlıyor. İşte Deva'nın da canı çok sıkkın. Evet güzelim, üzme artık kendini. Şeker portakalını kaybettik. Abiminkini mi? Yani Cemal'in çantasındaydı. Cemal kaybolduğunda kaybolmuş. Bulamadık çantada. Tamam ya. Üzülmek yok. Bugün kutlama günümüz. Evet. Bunun için. Onun için. Çok güzel bence. Soyut. şey ateş gibi arkadaki. Necif. Darlıya gibi böyle aslında değil mi? Abime benziyor bu gerçekten. Anladım, zaten her şey abini hatırlatıyor Gülendamcığım. Ama haklı olabilirsin. Ondan belki böyle nefes darlanıyor resme bakınca. Sanki çok tanıyordu abi. Kızım. Geldin mi? Herkes bir buraya bakabilir mi? Kimse gelmeden küçük bir konuşma yapmak istiyorum da size. Sevgili ailem. Bütün ailem burada. Ama aslında Gülcemal'in ailesi burada. Çünkü hepimizin ortak noktası o. Hepimizin hayatından bir Gülcemal geçti. Kimimizin abisi, kimimizin dostu, benim minik Müjgan'ımın dayısı, Cemal'imin babası, benim de hayatımın aşkı. Aşık olduğum adam. Bilerek ya da bilmeyerek hepimiz ona yalan söyledik. Ama o bize hiçbir zaman yalan söylemedi çünkü fıtratında yok. Hep gerçekten yana oldu. Yani ne kadar gizemli bir adam da olsa duygusunu hep açık ve net bir şekilde yaşadı. Ve tek istediği şey gerçek bir aile kurmaktı. O yüzden hayatında ona kim dokunduysa teker teker onları hayatının içine alıp kendine bir aile kurdu. Bizi bir araya getirdi. Yine de o içindeki boşluk var ya, annesinden kalan hiçbir zaman dolduramadı. O kapanmadı. En çok istediğim şey aslında burada olup, yanımızda olup bizim ne kadar kocaman bir aile olduğumuzu görmesi. İnanıyorum da aslında burada olduğuna, belki de burada bir yerlerden izlediğine inanıyorum. Hatta biliyorum. O yüzden küçük Cemal'imin, oğlumun ezbere bildiği bu hikayeyi ben de resimleştirmek istedim. Ona böyle bir hatıra bırakmak istedim, bir hediye bırakmak istedim. Size de çok teşekkür etmek istedim çünkü her şartta, her anda siz benim yanımdaydınız ve bana inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Böyle gelenleri listeden işaretlersem çok şey değil zaten. Yarım saat daha var ama Deva Hanım geldi. Böyle dışarıda beklemeyin, alalım sizi de. İsminiz neydi? Benim ismim o listede yok. Davetli değil misiniz? Ben Deva Hanım'ın kitabını getirmiştim. Aa, öyle mi? Lütfen buyurun, geçebilirsiniz. Rica etsem siz verir misiniz benim yerime? Tabii. Kim getirdi diyeyim? O kimin getirdiğini biliyor. Deva Hanım, bunu size iletmemi istediler. Kim gönderdi bunu? İlbey, siz kim olduğunu biliyormuşsunuz. Gülendam. Aa! Aşkım! Aşkım! Kızım ne oldu? Aşkım! Hayatım! Ne oldu? Gülcemal. Gülcemal abi, hoş geldin. Bak, Gülendam da orada. Çok heyecanlandı herhalde seni görünce bir. Yatırdım ben de onu oraya, bayılmış. Abi hoş geldin. Yeğeninle tanıştırayım mı abi seni? Hoş geldin. Hoş bulduk İpek. Oy, oy, oy. Müjgan, Müjgan'ım bak dayın. Gel dayıya, gel. Oh. Müjgan koyduk abi adını. Müjgan. Oh. Tamam Armağan Bey, hemen getiriyorum. Efendim? Hemen çıkmamız lazım. Nereye? Cemal sizi bekliyormuş, bir sürprizi varmış. Hazırlanın, hemen çıkalım. Abiciğim, abi. Hayatta olup da bunca yıl nasıl haber vermezsin? İçimiz bizim nasıl yandı, sen biliyor musun? Tamam. Gitmem lazımdı Gülendam. Evet, ama bu şekilde değil. Gitmem lazımdı. Sizin iyiliğiniz için hayatlarınızdan çıkmam lazımdı. İyi ki de gitmişim, bakın. Ne güzel hayatlarınız var işte. Niye bekledin o zaman bunca yıl bizi bulmak için? Dönmeyi hiç düşünmedim ki. O çıktı karşıma. Gitmem de oğlumun karşıma çıkması da kader. İşte buradayım. Ama artık buradasın. Buradayım. Elçin'e hiçbir zaman inanmadım zaten. Öldüğüne hiçbir zaman inanmayan iki kişi vardı abi. Biri Deva, biri de anne. Abi, annem hiç iyi değil. Niye, nesi var? Hasta mı? Hasta değil, yasta. Sen gittiğinden beri hiç toparlayamadı annem kendini. Gerçekten aklını yitirdi artık. Kaldıramadı. Cemile'nin yanında olduğu anlar hariç. En sevdiği torunu o. Sanırım onu senin yerine koydu. Gerçekten mi? Evet. Denizin kenarına bir sandalye çekiyor. Oturuyor böyle bütün gün gemileri seyredip senin gelme hayalini kuruyor. Benim annem. Evet. Zafer Pehlivan. Evet. Emrullah, niye getirdin beni buraya? Birazcık daha sabır efendim. İnanmıyorsan kendin sorabilirsin. Oğlum. Ah, çok özledim. Çok özledim seni. Çok bekledim, çok. Çok özledim. Hep rüyalarımda gördüm seni. Çok özledim. Oğlum. Oğlum. Sen bana uçurumun kenarındayken bir soru sormuştun. Onu bir daha sorar mısın? Hiç sevmedim efendim. Çok sevdim. Çok sevdim seni. Çok sevdim. Çok bekledim. Çok özledim. Rüyalarımda gördüm ben. Çok özledim. Çok. Sen benim oğlumsun, canımsın, sen benim ilk göz ağrımsın. Oğlum, canım, oğlum. Çok seviyorum seni, çok, çok seviyorum. Sakın ağlama olur mu? Ben senin adını Gülcemal koydum. Cemal'in hep gülsün diye. Sen gül olur mu? Hep gül oğlum. Canım. Baba. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.